Güzellikler, hepinize sevgiler, saygılar. Yeni bir alışveriş deneyim videosu ve kategorimiz otomobil. Ne aldık? Bakın, halojen ampul satın aldık. Sis farı için aldık. Audi A4 B6 kasa var. 2002-2005 model arası. H11 sis farı kullanıyor. Biz de gittik. 12 volt, 30.000K far ve sis ampulü satın aldık. Ve limon sarısı satın aldık. Daha önce beyazını da uyguladık dostlar. Fakat yağmurlu havada bu beyaz maalesef kâr etmiyor. En güzeli de hakikaten sarı. Sis farı zaten biliyorsunuz sarıyla ne yaptı? Meydana geldi, ortaya çıktı, imal edildi. Şimdi ürün hakkında kısa bir bilgi verelim size. Ardından uygulamayı göstermeyeceğiz. Araçta nasıl durduğunu göstereceğiz. Kısa bir video olacak ama belki alanlar için faydalı bir video olacaktır. Ürün özellikleri sağ sol far için 2 adet, evet 2 adet geliyor. 100 watt ışık gücü demiş. 100 watt veriyor mu bilmiyorum ama bana pek 100 watt gelmedi. Bendeki farların oturduğu yer, sis farların oturduğu yerdeki nikelajlar gitmiştir belki, ondan olabilir. Limon sarısı renk demiştik. Standart fabrika çıkışı ampule göre %50 daha fazla ışık demiş. Yağmurlu havalarda çok rastlanılan ışığın kaybolma sorunu en aza indiren tasarım demiş ki, başta söylemiştim, yağmurlu havalarda hakikaten o beyaz ışıklar yok mu? Çok faydalı olmuyor. Karşıdan gelen sürücüyü rahatsız etmez demiş. Vallahi onu denemedim. Şimdi başka arabaya geçip benim arabayı izlemem lazım. Bir de gece izlemem lazım. Fakat malum biliyorsunuz yağmurlu ve sisli havalar hariç gece sis farlarını açmanın cezası var dostlar. Bilginiz olsun. Hadi şimdi dediğim gibi kısa bir video olacak. Ürünü montaj yaptık. Neye benziyor? Hep beraber bir bakalım. İzlemeye devam. Evet dostlar, ürün elimize sorunsuzca ulaştı. Bir de kutu yapmışlar. Karton kutunun içine koymuşlar. Gayet korunaklı bir şekilde ne yaptı? Elimize ulaştı. Bir bakalım şöyle bir. Yine Made in FRC demişler. Yani China, Çin işi. Olsun. Niye aldım? Onun sebebini de size aktaracağım. Bu Audi A4'te sisler H11 olarak geçiyor. Bakın 55 watt demiş ama ürün açıklamasında watt değişikti. Europan demiş. Super Long Life demiş. Yani uzun süren bir ömrü varmış dostlar. Bakacağız. Xenon gaz demiş. Charged demiş. Xenon gaz varmış içinde. Yani bakalım. Hayırlısı reklamlar üst tarafta güzel. Ama içeride neler var? Daha doğrusu ömrü uzun mu olacak? Ne yapacağız? Zamanla göreceğiz. Şu üst kısmı açalım, açabilirsek. Evet. Dikkatlice ayırıyorum. Ayırdım. H11. Peki niye aldık? Daha önce AliExpress'ten, bakın bu bizim sis farı iç tarafta maalesef yandı. AliExpress'ten almış olduğumuz beyaz LED sis farları. Artık dostlar ne yapmaya başladı? Bu arkadaş hata kodu vermeye başladı yol bilgisayarında. Biz de o yüzden dedik ki yeter artık, değiştirelim gitsin. Tabii bir açabilirsek. Evet, şu şekilde bakın LED'ler var. Bu LED'lere de ne yapıyorlar? Direnç koyuyorlar ki biliyorsunuz yol bilgisayarı ne yapıyor? Omajları ölçüyor farlar üzerindeki. Omajlarda düşüklük veya yükseklik varsa bize hata olarak yol bilgisayarında sis farınız veya farınız arızalı diyor. Bu omajlar da özelliğini herhalde dirençler diyelim kaybetmiş ki dostlar bu sürekli bize ne yapıyor? Hata mesajı veriyor. Yol bilgisayarında sis farlarımız foklar diyor, hatalı diyor. Biz de dedik ki artık bıktık bu hata kodlarından, normale dönelim. Peki niye sarı aldık? Dostlar arabada xenon var, LED xenon, hem uzun hem kısa. Fakat bakın şu anda bir yağmurlu havadayız. Yağmur çok yağdığı zaman o beyazlar çok etkili olmuyor. En güzeli de sarılar. Gerçi bu limon sarısı diye geçiyor ama olsun. Sarılar yolu görmekte daha etkili oluyor. Zaten sis farlarında ancak sisli ve çok yağmur olan havalarda kullanabiliyoruz. Yoksa cezayı ne yapıyoruz? Yiyoruz. Bakın şurada 3 tırnak var. Şu şekilde bir deneyelim bakalım. Bir de burada conta var su almasın diye. Ama fark etmiyor. Ona rağmen bizim sis farlarımız ne yapıyor? Su alıyor. Bu şekilde yapamadık. Şu şekilde deneyelim. Evet, enteresan. Bu şekilde girmesi lazım. Girene kadar döndüreceğiz.
dediğim gibi bunun zemini biraz gitmiş durumda. Evet, biraz ittirmem gerekiyor. Heh, girdi mi? Girdi. Ve ne yapıyorum dostlar? Bunu çevirince bu kilitleniyor. Şu an limon sarısına döndük. Ha, içeriye nikalaş atabilir miydik? Camı sökmem lazım ısıtarak. Dedim ki uğraşmayayım. Şu kısımlara silikon atabiliriz. Niye? Su almasın diye su alıyor. Bu videoyu çekerken de buradaki silikonsuz kısımları görmem iyi oldu. Oraya bir ne yapacağım? Dyson bile atabilirim. Evet. Hadi şimdi. Araba üstünde bizim sis farları nasıl gözüküyor? Hep beraber bakalım. Sonra da dostlar videoya ne yapalım? Son verelim. 9 videoya geçtik. 1000 videoya doğru gidiyoruz. Umarım faydalı oluyordur. Umarım beğeniyorsunuzdur. Kendinize iyi bakın dostlar. Sağlıkla kalın.